Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Ben Cennet. Bugün Sivas yöresine ait olduğu tahmin edilen karnıyarık yemeği tarifiyle paylaşmak istiyorum arkadaşlar. Bunun için 6 adet patlıcan kullanacağım. Kuru soğanım var. Sarımsağa ihtiyacımız olacak. Sivri biber kullanacağım. Bir miktar salçaya ihtiyacımız var. 200 gram kadar kıymam var arkadaşlar. Ben dana kıyması kullanıyorum. Kızartma olacağı için dana kıyması kullanmanızda fayda var arkadaşlar. 5 tane domatesim var. Bir kısmını harcın içine kullanacağım. Kıymalı harç yapacağız. Bir kısmını da üzerine kullanacağım domateslerin. Baharat olarak da biz acıyı biraz sevdiğimiz için acı pul biber kullanacağım. Karabiber kullanacağım ve tuz kullanacağız. Evet arkadaşlar, ben ön hazırlıklarımı yaptım. Kuru soğanımı, sivri biberimi şöyle küçük küçük kestim arkadaşlar. Bakın, soğan biraz fazla oldu sanırım. Onu pişirme esnasında zaten ne kadar koyacağımıza karar vereceğiz. Domates 3 tane böyle kabuklarını soyduktan sonra küp küp doğradım yine küçük küçük. 1 adet domatesimi her patlıcanın üstüne kullanacak şekilde süslemek için dilimledim ve sivri biberlerimi de dilimledim böyle. Bunları daha sonra ne yapacağımızı göstereceğim. Kıymamız, salçamız bekliyor. Şimdi biz ne yapacağız? Biz patlıcanlarımızı soyacağız arkadaşlar ve daha sonra kızartma işlemine geçeceğiz. İlk öncelikle nasıl soyduğumu göstermek istiyorum. Şunları kaldırayım şu yeşil kısmını, sapını kesmiyorum arkadaşlar. Yeşil kısmını kaldıracak şekilde bırakıyorum yine sapını arkadaşlar. Daha sonra şöyle tam kesmeyecek şekilde bir çizik atıyorum. Şöyle. Şu aralıkları soyuyorum. Tamamen soyuyorum. Arkadaşlar. Şimdi şu kısmını da keseceğim. Onu daha sonra kullanacağız. Bu şekilde olacaklar. Şimdi bunları şöyle tam bu tarafına geçmeyecek şekilde yarım olacak şekilde kesip şöyle bakın aralıklar bırakıyorum. Hepsini bu hale getireceğiz. Şimdi bir tane daha göstereyim. Sapını atmıyoruz arkadaşlar. Sadece üzerindeki yeşil kısmını soyuyoruz. Daha sonra buradan bir olacak şekilde kesik atıyoruz. Ve buradaki yaptığımız kesikle sonundaki yaptığımız kesik arasındaki aralığı ince bir şekilde soyuyoruz. Bu kadar basit. Bunu klasik karnıyarık yapıldığı gibi de yapabiliriz. Sadece alacalı soyarak öyle de yapabiliriz. Ama o şekilde daha çok ağzıma kabuk geldiği için benim hoşuma gitmiyor ve böyle daha şık göründüğünü düşünüyorum. Siz bu konuda neler düşünüyorsunuz? Fikirlerinizi merak ediyorum. Onları da yoruma yazmayı unutmayın arkadaşlar.
Bakın bu kadar. Bu sivri kısmını da şöyle kaldırıyorum ve bir kesik atıyoruz ama sonuna kadar kesmiyoruz. Şöyle. Şimdi ben kalan 4 tane patlıcan içinde aynı işlemi yapacağım. Daha sonraki işleme hep beraber geçeceğiz. Evet, şimdi patlıcanlarımızı soyma işlemimiz bitti. Acı suyu çıkması için arkadaşlar tuzlu suda da bekletebilirsiniz ama daha sonrasında kızartacağımız için bu işlemin yerine hiç suya batırmadan böyle her tarafını tuzlamanızı öneririm. Öyle daha pratik oluyor. Böyle bir 5-10 dakika kadar bekleteceğiz. Ve acı suyu çıkmış olacak. Bu arasını kesmiştik. Oralara da tuz serperseniz daha iyi olur diye düşünüyorum. En azından ben öyle yapıyorum. Evet, şimdi tuzladıktan sonra böyle 5-10 dakika kadar patlıcanlar bu vaziyette beklemiş olacak ve acı suyunu dışarı vermiş olacak. Evet, 10 dakika kadar zamanımız geçti arkadaşlar ve şöyle göstermek istiyorum. Bakın patlıcanın üzerinde bayağı sular birikmiş. Şimdi ne yapacağız? Böyle temiz bir mutfak beziniz de yapabilirsiniz bu işlemi ya da böyle kağıt havluyla bütün suyunu alalım bu şekilde, çünkü kızarttığımız zaman bize sıkıntı çıkartabilir, bu da biliyorsunuz tehlikeli. Kuru bir tabağa alalım, bunu patlıcanların hepsi için yapacağım. Şöyle bu işlemi böyle yaptığımız zaman, yani suya bırakmadan bu şekilde acısını aldığımız zaman arkadaşlar, patlıcanın kendi dokusu da böyle süngerimsi biliyorsunuz. Onun su çekmesini de engellemiş oluyoruz. Sadece acı suyunu çıkarıyoruz. Bakın bayağı su birikmiş oluyor. Öbür 3 tane patlıcan içinde tekrardan. Şöyle havludan bir parça kopartıyorum. Tamamen kuru bir hale getiriyoruz. Evet. Bakın şöyle tepsiyi de göstereyim. Bayağı bir suyu çıkmış vaziyette. Şimdi bu işlem de bittikten sonra ocak başına geçiyorum. Evet, ocağın başına geldik arkadaşlar. İki tavam var. Birisinde patlıcanları kızartacağım, kızartma yağını bıraktım ve ısınmaya devam ediyor şu anda. Öbür tavaya da karnıyarın kıymalı harcını hazırlamak için tavayı koydum. Yaklaşık 2-3 yemek kaşık kadar zeytinyağı ilave ettikten sonra küp küp doğradığım sivri biber ve kuru soğanı ilave ettim ve şu anda şöyle pembeleşmeye devam ediyor. Evet, biz de şöyle yağ biraz tuz atarak ısınmalıyız. Bakalım. Evet, yavaş yavaş şöyle patlıcanları bırakıyorum. Ve her tarafı güzelce kızaracak şekilde pişiriyoruz arkadaşlar. Evet, patlıcanlarımız kızarmaya devam ediyor. Soğanlarımız şöyle biberlerimizle beraber sotelenmeye devam ediyor. Eğer arkadaşlar
Biz patlıcanları suda bekletseydik, tuzlu suda bekletseydik, yağ attığımız zaman böyle patlamalar olurdu ve küçük kazalar yaşayabilirdik. Onu önlemek için sadece tuzlayıp daha sonra bir havluyla suyunu alırsanız, daha önce yaptığımız gibi bu şekilde sıkıntı yaşamadan kolayca patlıcanlarımızı kızartmış oluruz. Evet, şimdi soğanlarımız, biberlerimiz de yeterince sotelendi. 200 gram kadar kıymam vardı, onu ilave ediyorum ve hemen üzerine tuz ve karabiber ilave ediyorum. Biraz damak zevkine göre pul biber de ilave ettim arkadaşlar. Ve güzelce karıştırıyorum. Bunu yaparken yan tarafta patlıcanlarımızı da kontrol ederek onları da dengeli bir şekilde kızarmasını sağlıyoruz arkadaşlar. Evet, ben kapağını kapatarak böyle pişmesini bırakıyorum ve patlıcanlarımı çevirmeye başlıyorum. Evet, kıymalar biraz daha piştikten sonra kabuklarını soyarak küp küp doğradığımız domateslerimizi ilave ettim ve bir yemek kaşığı kadar da salça ilave ettim arkadaşlar. Şöyle. Karıştırdıktan sonra tekrar pişmeye bırakıyorum. Evet, bakın harcımız neredeyse hazır arkadaşlar. Çok nefis görünüyor. O arada birinci parti patlıcanımız kızardı. Şöyle çatal batırarak da kontrol etmek istiyorum. Gayet güzel kızardılar arkadaşlar. Onları şöyle tepsiye kağıt havlu sererek fazla yağını almak istiyorum. Evet. Bunun kapağını kapatıyorum ve ikinci parti patlıcanlarımı da yağa bırakıyorum. Evet, ikinci parti patlıcanımız da pişti arkadaşlar. Onları da şöyle fırına atacağım tepsiye diziyorum. Sanırım bu tarafta kesik. Evet. Şöyle sılsınlar diye bu şekilde dizmeye karar verdim. Bayağı pişmişler, yumuşacık olmuşlar. Zaten bu pişirme olayını çözdüğümüz zaman karnıyarımız gerçekten çok lezzetli olacaktır. Püf noktalardan bir tanesi de bu arkadaşlar. Evet, şimdi
Kenarda böyle gariban gariban soyulmuş bekleyen iki tane sarımsağımız vardı. Ben bu sarımsağı şöyle sıkmak istiyorum. Ve birazcık patlıcanların içine şöyle ilave edeceğim. Eğer siz öyle yapmıyorsanız böyle denemenizi tavsiye ediyorum arkadaşlar. Gerçekten çok yakıştığını düşünüyorum. Bu büyük parçayı da şuraya bırakmak istiyorum. Evet, şöyle bir her tarafına yayalım. Sarımsaklarımıza. Bu biberler vardı süslemek için. Bunları da arkadaşlar kızartmıştım. Bu tepsiyi kaldırabiliriz. Patlıcanların burun kısmını kesmiştim hatırlarsanız arkadaşlar. Onları kızarttım. Ziyan olmasını istemedim. Onları da şöyle bırakayım. Evet, yağın altında kapattım ve kızartma işlemimiz tamamen bitmiş oldu. Şimdi ne yapıyoruz? Şimdi pişirdiğimiz harcı güzelce patlıcanların içine yerleştireceğim. Bolca doldurmamızda fayda var arkadaşlar. Zaten gördüğünüz gibi harcımız bayağı bol. Böyle tombik tombik görünüm alıyor patlıcanlarımız. Bunun yanında arkadaşlar istediğiniz pilavı hazırlayabilirsiniz. Ben pirinç pilavını uygun gördüm bugün için. Ama siz eğer bulgur pilavını seviyorsanız veya kara buğday pilavını da hazırlayabilirsiniz. Pilavın her türü yakışır diye düşünüyorum. Yanına salata ya da cacık hazırlayabilirsiniz. Evet, gördüğünüz gibi harç biraz kaldı. Mümkün olduğunca doldurmaya çalışıyorum. Evet, bu kadar yeterli diye düşünüyorum. Şimdi ne yapıyoruz? Şimdi daha önceden kızarttığımız böyle verevlemesine kestiğimiz biberlerimiz vardı. Onları yerleştireceğim. Birer elma dilimi kestiğimiz domatesler var. Onları yerleştiriyorum. Evet, şimdi geldik son işleme. Şöyle salçamızdan arkadaşlar bir kaşık alalım.
biraz sulandıralım. Biraz tat için tuz bırakmak istiyorum arkadaşlar. Biraz tuz bırakıyorum. Bir fiske. Ve bu sosu tamamen patlıcanların şöyle kenarlarından kıymalarını ve süslerini bozmayacak şekilde döküyoruz arkadaşlar. Ve önceden ısıtılmış 200 derece fırında 15-20 dakika, hatta fırınınızın ayarına göre kendiniz ayarlayabilirsiniz. 25 dakikada 180 derecede ise pişirebiliriz. Kenarları kaynıyor arkadaşlar halen, çünkü yeni çıkardım. Sivas yöresine ait olduğu tahmin edilen karnıyarık yemeğimiz hazır arkadaşlar. Muhteşem görünüyor gerçekten. Umarım siz de tarifi beğenmişsinizdir. Eğer tarifi beğendiyseniz like atmayı, kanalıma abone olmayı ve sosyal medyanızda sayfamı paylaşmayı ihmal etmeyin arkadaşlar. Kanalımla alakalı, benimle alakalı, yemek tarifiyle alakalı bir sorunuz olursa, düşünceleriniz olursa, tavsiyeleriniz olursa hepsini öğrenmek isterim. Yoruma yazabilirsiniz. Hepinizi çok seviyorum. Şimdiden hayırlı iftarlar diliyorum arkadaşlar. Görüşmek üzere. Hoşça kalın. Sağlıcakla kalın.